Pop müziğin büyük ustası Kayahan'ın eşi İpek Acar yeni evinin kapılarını ilk kez Magazin 8'e açtı. Evde hangi detaylar dikkat çekti? İpek Acar Kayahan'a dair hangi özel açıklamalarda bulundu? Hep birlikte izliyoruz. Diyorum ben. Yapacak bir şey yok hayat. Dayanmaya gayret ediyoruz, ayakta durmaya gayret ediyoruz. Herkesin Kayahan şarkısıyla mutlaka güzel bir anısı vardır. İpek Acar neden kendini dünyanın en şanslı insanı hissediyor? Konuda bu yönden çok şanslı hissediyorum. İpek Acar'ın Kayahan'la ilgili en büyük hayali ne? Bu benim kalbimden geçendi aslında. Neden evini değiştirmek zorunda kaldı? Bu Aslı Gönül'le aldığımız ortak bir karardı. Pop müziğin büyük ustası, merhum Kayahan'ın eşi İpek Acar, Beykoz'daki 4 katlı yeni evinin kapılarını Magazin 8'e açtı. Merhaba, hoş geldiniz. Evin her yanında Kayahan'ın izleri hala duruyor. Bir köşede büyük ustanın elinden düşürmediği gitarı, bir köşede dillere pelesenk olan şarkılarını bestelediği piyanosu. Sonbahar yaprakları uçuşurken, hayaller gerçeklerle karışırken, gölgemiz kaldırımda buluşurken eski günler gibi. Çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflar, Kayahan'ı yaşatan anılar evin her köşesinde. Bizim aile fotoğraflarımız var. Bu klipten hatıra. Kayahan Bey'le birlikte Aslı Gönül Acılanma'nın klibinde oynamıştı. Çünkü o şarkıyı Kayahan Aslı Gönül için yazdı. Hayat yamandır, zehri yalandır, geçer bu dertler mühür zamandır. Aslında eşyaların tamamı yeni ama hala Kayahan'ın tarzında. Yani o hep kalbimizde, hep içimizde, hep gönlümüzde, hep dilimizde. Şarkı söylerken yanımızda, konuşurken yanımızda. Hep de böyle olacak. Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım seni. Kayahan hayatını kaybettikten sonra İpek Acar da kolunu kanadını kaybetmiş gibi olmuş. Bu nedenle kızı Aslı Gönül'ün isteğiyle de evini değiştirme kararı almış. Bu Aslı Gönül'le aldığımız ortak bir karardı. Eski evimizde tabii hatıralar çok fazla. Özlem arttıkça orada yaşamak biraz zorlaştı bizim için. Üzmeye başladı Aslı Gönül'ü de beni de. İpek Acar yeni evinde Kayahan'ın anılarıyla yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ama çok da zorlandığını itiraf ediyor. Bir kere her şeyden önce hem anne hem baba olmaya çalışmak çok zor. Bir kere o yeri zaten dolduramazsınız hiçbir şekilde. Her anne gibi ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hem Özlem oluyor hem eksikliğini hissettiğim çok fazla zaman oluyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip, karanfili kokladım senin için, odam hasret kokuyor. 3 Nisan 2015'te Kayahan kansere yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Geriye birbirinden iyi şarkılar ve dinmeyecek hasret bıraktı. 16 yıllık eşi İpek Acar'sa bu evliliği yaptığı için dünyanın en şanslı kadını olduğunu düşünüyor. Güzel bir hayat arkadaşlığı yaşadık. Biz çok zor bulunur bir hayat arkadaşlığı yaşadık. Ben aslında kendimi çok bu konuda bu yönden çok şanslı hissediyorum. Usul usul yavaşça şöyle sokul bana sokul kal. Sıram gelip hayat bitince bu elmanın yarısı olmayacak. Hayatta böyle bir sevgi yaşayamadan hayattan mezun olup gidenler var. O yüzden keşke demek yerine hep çok şükür demeyi tercih eden insanlardanım. Tanıştıkları an, aşık oldukları an, Kayahan'a dair ne varsa hala saniye saniye İpek Acar'ın aklında. Güzellikler hatırlıyorum, müzik hatırlıyorum. Çünkü bizi bir araya getiren müzikti zaten. Mart Kayahan'ın doğum günü. Hatırlarsanız geçtiğimiz 29 Mart'ta da İpek Acar Kayahan'ı doğum gününde anmak için bir konser düzenlemiş. Türkiye'nin en ünlü sesleri sahneye çıkmıştı. Ben tabii ki, ben bir tanem, ter içim.
Usta sanatçının ölümünün ardından kızı Beste ve eşi İpek Açar arasında çıkan miras tartışması mahkemelik olmuş. Beste Açar da aynı gece babası için farklı bir organizasyon yapmıştı. Onu burada babam, ben babamın kızıyım, babam bugün artık hayatta... Olay mahkemeye intikal ettiğinden İpek Açar bu konuda konuşmuyor. Ama bundan böyle Kayahan'ı almak için ölüm yıl dönümünde değil, doğum gününde organizasyonlar yapacağını söylüyor. Bu benim kalbimden geçendi aslında ve bundan sonra da hep böyle yapmayı düşünüyorum. Kayahan'ın sahneye çıktığı son günde 14 Şubat 2015. Yanında çocukları, eşi ve kadim dostu Nilüfer vardı. Sevgisinden, sevgilisinden uzak olanlar, kapatın gözünüzü. Sahneye çıktığı son gün yeni bir albüm üstünde çalıştığını söylemişti. Ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Şimdi o albümü İpek Açar tamamlıyor. Kayahan Bey için hazırladığım bir albüm değil, aslında Kayahan Bey ile birlikte hazırladığımız bir albüm var. Ben sendence yol yakınken bir bilet al son seferden. Barışalım senin. 4 yıldır biz bu albüm için uğraşıyorduk. Tüm sözler müzikler Kayahan Bey'e ait. Madem öyle, kapanışı da İpek Açar'ın albümünde yer alacak bir Kayahan şarkısıyla Kayahan'ın piyanosu başında yapalım. Gözlerimi kapattım, seni gördüm. Derdimi sararken hüzün